arkadaşım. Yarın federasyondan yazı gelecek. Yani oyuncular, sporcularla görüştürmeyecekler seni. Tamam, adam konsantre olur işte. Tamam da niye yapıyorsun bunu çocuğa? Ya ben şunu, federasyona şunu anlatmaya çalışıyorum. Beni rakiplerle görüştürün, kafa dağıtayım, bizimkiler alır. Bu DVD'lerden dörder tane kopyaladım. Senin gibi salaktan böyle bir zeka... Gideceğim kampa, üç ayrı televizyon. Evet. Arkadaşım. Allah Allah ya, bana taktı. Sanki ben yapamıyorum ya. Sarp, ne oluyor? Hayatım. Hoş geldiniz. Yapamıyorsun, yorma insanları. Ben geldim. Hoş geldiniz. Yapacağım. Tamam. Nükhet Hanım, hoş geldiniz. Ben çıkayım mı o zaman? Ay, hoş bulduk arkadaşım. Hiç beklemiyorduk. Arkadaşım, benim. Tanımadın mı? Ben tanıdım. Şu an çok heyecanlıyım yani. Hakikaten ne yapacağım? Böyle bir sürpriz oldu benim için. Şişt, burnunu suyu. Nereden tanıdın? Burnum. Hay, ben Nükhet Hanım'ı çok seven bir insanım da geleceğini bilmiyordum. Çok heyecanlandım şu an. Ya. Evet, ben de bilmiyordum aniden. Çok teşekkür ederim. Çocuklar dediler ki, abla kurtar. Gel o zaman, otur karşıma. Otur. Tabii tamam, ki. Ne yapıyorsun sen, çıksana. Ah canım, ne kadar yeni dekor. Ben buyurun. Buraya oturayım. Tabii, sen ne duruyorsun orada gerizekalı? Ben... Sana diyorum. Sana demiyorum. Gerizekalıya diyorum. Hayır. Perişan haldeyiz. Üstümüzü alıyoruz hepimiz yani. Evet. Tamam, çıktı o. Haklı olarak. Nükhet Hanım buraya oturduğuna göre ben kapalı otoparkta bekliyorum o zaman. Arkadaşım, sen Nükhet Hanım orada ama program senin programın havasını bozma. Bozmuyorum ben. Buraları hep ben, babamındı buralar. Toprak olarak bunları... Bunları da abimden keserek yaptık işte. Bana bak, üstüme gelme. Benim dalağım düşük. Estağfurullah. Çok gülerim. Var mı iç hastalıkları uzman tanrı? Göz doktoru olan arkadaşım. Otur şuraya. Boş zamanlarında ne yaparsın? Doldurmaya çalışıyorum yani boş zamanlarında. Şiir okur musun? Okurum. Kitap okur musun? Okuyorum. Doğayla ilgilenir misin? Hayır, zerre ilgilenmiyorum. Çünkü çok vakit alıyor. Her yerde doğa olduğu için hangi biriyle ilgileneyim çok yani ben? Çok haklısın. Yönetmenle tanıştığım için hayvanlar alemine de yakınım. Tabii. Beslemiyorum ama uzaktan ilgileniyorum yani. Arkadaşım! Benim. Bak, görüyor musun kadını? Oturttu seni, talk show yapıyor şu anda. İşte ama şimdi tabii yılların tecrübesi işte. Benim yanımda böyle birisi olsaydı ben öğrenirdim. Ben varım senin yanında. İşte sıkıntı o. Arkadaşım, şahane sordu. Mesela şiirin üstüne gider misiniz? Evet. Parçalarım lan bu şiiri ben. Hayır. Ben fazla değil, özür diliyorum. Şiir dedi ya. Mesela oradan duygusal girebilirsin. Ezbere bildiğim bir şiir var mı? Romantik. Var. Nasıl kız tavlıyorsunuz? Var. Estağfurullah. Ben bununla sürekli vakit geçirdim. Şöyle bir vaktim olmuyor ama var tabii. Şiir seviyorum. İnternet üzerinden daha çok okuyorum. Çok güzel. Okuyorsun. Var yani, ezberimde de var. Aklımda. Evet, seviyorum o tarz. Oku hadi bir tane. Mesela var. Toprağa bakarsın, gülümser sana. Yanına yatarsın, seni içine alır. Koklamaya korkarsın, seni içine alır diye bir yazdınız. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşım, otur şuraya, harika yapıyor bak. Hem sana soruyor hem bana soruyor. Talk show'cunun kralı. Evet. Öğren biraz bir şeyler. Evet, hem şu an dikkat kesiliyor. Söyle, sizden feyiz alıyorum de. Evet, sizden feyiz alıyorum. Ne alıyorsun? Feyiz. İyi. Evet. Nükhet Hanım, öğretin biraz daha lütfen. Buyurun. Şimdi şekerim. Buyurun. Senin olayın ne? Yani ben aslında ödemeler zamanında yapılsaydı... Arkadaşım! Tamam ben ama şu anda açık yapılıyor. Verme. Şimdi talk show'a ben şu an konuğu oynuyorsam güya... Ben de sorulan soruya samimiyetine cevap vereceğim. Şimdi yoksa... konuğu oynayamıyorsun çünkü ezik duruyorsun. Evet. Havalı dur. Elini arka cebine koy. Ama şimdi... Evet, sen ünlü bir şovmensin. Estağfurullah. Nükhet Hanım olduğu için ben öyle oturamam. Yani daha... Hani ben, tamam, benim... orada oturma. Gel, koltuğu... yer değişelim. Hayır, ondan mütevellit değil. Yani bu şey olmuyor. Hani size karşı şey olmamak için. Masanın yok, kenarına rahat daya kendini. Ben rahat bir insanım. Çok zarifsiniz. Şimdi... Arka cebine sok elini. 11 yıldır söylüyorum. Smokey'nin arka cebi olmaz. Lan varmış gibi yap. Seyirci oturdu. Ya şimdi öleceğim bir gün. Burada bırakacağım böyle. Sevilen sanatçı sahnede talkını verdi diye hakikaten yazacaklar yani. Suzan, bir önceden mesaj at sana. Ama onlara balım... söylemesi lazım ama sana. Ama onu söylemez ki. O benim iyiliğimi söyler. Suzan, öp şunu da sussun. Teşekkür ediyorum. Tamam, arkadaşım. Acele etme. Ya perşembe de bu. Beni kim öpecek? Hoş geldiniz. Ben öpeceğim. Ben nasıl bir yerdeyim şu an, hiç anlamış değilim. Arkadaşım, arkadaşım, kadın beni kim öpecek diyor. Mal gibi duruyorsun orada. Ama Suzan daha demin emdirdiği için beni, ben şu an şoktayım yani. Ben olan biteni duymuyorum ki. Ben böyle bir fırsatı kaçırır mıyım yoksa? Ben hep ketenpereye geliyorum burada. Bak, tekrar bir fırsat geçebilir eline. Nükhet Hanım, buyurun. Ay.
Şu an heyecanlandım. Ay, bilakis ben... Ben alışkın değilim. Neye biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Böyle göz göze bakar... Tam gözümün içine oraya bak. Tam oraya bakıyorum. Görüyor musun? Görüyorum. Şimdi nereye baktığımı göz seçme, görüyor musun? Görüyorum ve çok korkuyorum şu an. ya göz seçmeye çalıştım. İkisi de birbirinden güzel olduğu için hangisine bakayım derken ikisinde de karar kıldım şu an. İkisinde karar kıldın ama ikisi ortaya bakıyor. Olsun. Ya zaten bir orta yolunu bulmamız gerekiyordu. Haklısın. Şu an bence onu hallettik gibi geliyor. İşte heyecanlıyım ben. Evet. Uzun zamandan sonra ben bir şendolum biliyorsun. Böyle göz göze bakarken bir erkek yaratıkla tuhaf oluyor. Ne oluyor? Ben de şu an tedirginim. Ne oluyor? Bir... Tedirgin olduğun her halinden belli oluyor. Bırak kendini orada. Ben biraz bıraktım galiba zaten. Çünkü hafif tedirgin oldum yani. Vücudu bırak, vücudu. İşte o, işte talk dediğim o. Yani hayatta talk veren ilk insan benim. Arkadaşım.